Merhaba Bilgi Sebili takipçileri. Bu videomuzda sizlere Renault'larda kullanılan sinyal kolunu nasıl tamir edebileceğimizi anlatmaya çalışacağım. Aslında nasıl tamir edebileceğimizi deneyeceğim. Bunun için de öncelikle bu sinyal kolunu açacağız. Eğer başarılı olursam bu videoyu paylaşmış olacağım. İzlemeye devam edebilirsiniz. Sinyal kolunun kasasını bir açalım. Vida yok görmüş olduğunuz gibi. Tırnaklı birleştirilmiş. Şurada bir tırnak bulunmakta. Şurada bir tırnak bulunmakta. Bunları sırayla açarak gidelim. Sinyal kolunun iç mekanizması bu şekilde. Şurada yaylı bir mekanizma var. Yani serbest dolaşan bir yaylı mekanizma gibi. Neyse. Galiba bunun içerisini de açacağız. Şurada bir yay var. Uzun farı açarken şöyle kendimize doğru çekiyoruz ya arkadaşlar. Onu yeri yerine iten mekanizma. Evet, bunu da açıyoruz arkadaşlar. Şurada bir tırnak var. Bir bakacağız yani çalışma prensibi nedir? Oo, içeride kopuk teller gördüm arkadaşlar. Ve iki tane boşluk var. Acaba bunun hangisi hangisine bağlı? Onu bilmek gerekiyor. Görmüş olduğunuz gibi şu iki tane tel kopmuş arkadaşlar. Muhtemelen bu yüzden çalışmıyormuş. Şimdi arkadaşlar ben bunu bağlayıp araçta bir deneyeceğim. Şimdi bunun nasıl, aracın direksiyon altından nasıl söküldüğünü görmek için de yine kanalımda bunun videosu var. Nasıl söküldüğü, nasıl takıldığı ile ilgili. Yani direksiyondan nasıl çıkartılıyor onun da videosu var. Bu videonun altına onun linkini de bırakacağım. Yine kanalımdaki videodan seyredebilirsiniz. İki tane kablo yüzünden sinyal kolu bozulmuş. Tabi açmışken biz buradaki mekanik olarak çalışan devrelerin de bir temizliğini yapalım. Evet arkadaşlar, ben şuradaki tellerin ağzını açıp araca takıp deneme yapacağım. Bakalım çalışmayan fonksiyonları devreye girecek mi, çalışacak mı? Temizlik yapacağım yerleri söyleyeyim size arkadaşlar. Bakın şurası. Şurada hafif bir gres var sanırım. Burada sürekli sürtünerek çalıştığı için şu parça. Ana devreyi aşındırmasın diye buraya muhtemelen hafif böyle bir gres yağı damlatılmış. Ben bu bölgeleri temizleyip araç başına geçeceğim. Devam ediyoruz. Bu arada sevgili arkadaşlar şu kopan kabloyu yerine nasıl takacağınızı da göstereyim. Biraz ince bir iş ama imkansız değil arkadaşlar. Bakın şu Philips görmüş olduğunuz gibi. Şöyle biraz daha netleştirmeye çalışayım. Bakın şu arkada çift tırnak gibi görünen bir bölüm var. Şu anda görünen yer. Çift tırnak gibi olan yer. Bir de şurada kanca gibi görünen yer var. Bakın şurası. Fokus yapalım biraz. Şu şekilde. Milimetrik bir parça sevgili arkadaşlar. Bunu kırmadan, bükmeden çıkartın mümkünse yerinden. Tornavidanın ucuyla ya da bir dikiş iğnesi, şöyle bir dikiş iğnesi de kullanabilirsiniz. Ben şimdi doğrusunu isterseniz şu iğneyle çıkarttım. Soketteki yerini önce takmamız gerekiyor arkadaşlar. Nasıl takacağız? Şöyle şu ince olan kısmı şöyle, soketi şöyle kendinize doğru çevirirseniz eğer, bakın deliklerin şu sağ tarafında fazla boşluk kalıyor. Sol tarafında az boşluk kalıyor, sağ tarafında fazla boşluk kalıyor. Yani şurada fazla boşluğun olduğu taraf. Şöyle sola doğru çevirirsek, bakın şurası ve şu minik parçayı, klipsini şu şekilde ince tarafı içe gelecek şekilde önce koyuyoruz. Şurada duruyor. Düşmeyecek şekilde. Daha sonra kopan kabloyu, artık sizde hangisi koptuysa, ben yerlerine, kopan kabloların yerini tespit ettim. Çünkü birazdan onu da nasıl tespit ettiğimi de söyleyeceğim size. Şu şekilde kabloyu, kopan kabloyu tekrar üzerine koyuyoruz. Şu şekilde. Daha sonra şöyle bir miktar tırnağımızın ucuyla sıkıştırıyoruz orayı içeriye doğru. Üstüne bastırıyoruz. Daha sonra bir tornavida ya da toplu iğneyle bakın şu şekilde parçayı itiyoruz arkadaşlar. Biraz daha kalın bir tornavida ucu kullanacağım burada. Bakın şu şekilde içeriye doğru itiyorum. Bu itme esnasında arkadaşlar kablo kesiliyor. Bunlar bıçak çünkü. Yani klipsin ucu keskin. Tellere baskı yapıyor arkadaşlar ve yırtıyor. Bu şekilde şurada görmüş olduğunuz az önceki klips metal parça, bakara temas ediyor ve iletkenliği sağlıyor sevgili arkadaşlar. Şimdi öbür ince ucu tekrar alacağım. Şöyle biraz daha sıkıştıracağım. İyice kablonun kesildiğinden emin olayım. Yani birbirine temas ettiğinden emin olayım istiyorum. Bunu zaten araç üzerinde şimdi deneyeceğim. Oluyor mu, olmuyor mu? Eğer yine aynı sıkıntıyı verirse bu sefer şu devre vardı ya arkadaşlar. Bakın soketi buraya takacağız. Bunu direkt şu kabloları hepsini şu altı lehimleyeceğim arkadaşlar. Şu şekilde. Şuraya takılıyor ya arkadaşlar şöyle. Buradaki kablonun hepsini teker teker buraya lehim yapacağım arkadaşlar. Bunu sabitleyeceğim yani. Şu soketi devre dışı bırakacağım. Hazır elimizdeymişken diğerlerine de şöyle hafiften baskı yapalım. Ola ki diğerlerinde de bir gevşeme falan varsa onları da bir nebze yerine tekrar oturtmuş ve temas etmesini sağlamış oluruz arkadaşlar. Bizdeki kopuk olan iki kablo şuydu. Birincisi 2 doluydu, 3 boştu arkadaşlar. 1 ile 3'ü bağlamış oldum. Peki bunu diyelim ki daha fazla kablo kopmuş ya da hepsi kopmuş ya da bunu nasıl tespit edeceğiz? Eğer hepsi kopmuş olsa bile merak etmeyin arkadaşlar. Yerlerini nasıl tespit edeceksiniz? Onun da size yöntemini söyleyeyim. Şu bantı çıkarayım. Bu kopan iki kablodan birisinin yerini tespit etmek için yapmıştım. Şu soketleri şöyle düşündüğünüzde arkadaşlar sırt sırta verdiğinizde şu baştan çıkan bu başa gitmiş arkadaşlar. İkincisi ikinciye, üçüncüsü üçüncüye. Bu kadar basit. Yani şuradakilerin hepsini bilerek kesmiş olsak bile tekrar bağlaması basit arkadaşlar. Şu baştakini bu başa bağlıyoruz. O sıralamayla gidiyoruz yani. Direkt soketin paralel arkadaşlar. Aracımızda bir deneyeceğiz. Çalışacak mı? İnşallah çalışır. Bu şekilde de işlemi tamamlamış oluruz. Evet, devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi araç başındayım. Görmüş olduğunuz gibi direksiyonun alt kaplamasını, alt trim parçasını çıkarttım arkadaşlar. Şurada görmüş olduğunuz gibi iki tane vida bağlantısı var. Bunlar tork alyanla çıkıyor arkadaşlar. Tork alyanla bunları söktükten sonra bir tanesi altta bu parçanın. Bir tanesi de o üstte. Yani bunları detaya girmeden gösteriyorum arkadaşlar. Nasıl söküldüğünü ve nasıl geri yerine takıldığını anlatan videonun linkini daha önceden yaptığım uygulamadan izleyebilirsiniz. Linkini de açıklama bölümüne bırakıyorum arkadaşlar. Açıklama bölümünden nasıl söküldüğüne bakabilirsiniz. Bir önceki videoyu izlerseniz yeni taktığım sinyal kolunun yeri buradaydı. Çıkarttım onu. Aslında çıkartmaya gerek yoktu ama ben yine de kablo gergide kalmasın diye çıkarttım sevgili arkadaşlar. Daha sonra nereden çıkarttım onu göstereyim. Direksiyonu şöyle şu büyük boşluğun olduğu tarafı sağ tarafa getirirseniz şurada bakın soket var arkadaşlar. O soketi boşa almak için, yani çıkartabilmek için direksiyonu bu pozisyona getiriyoruz. Daha sonra eskisini, daha doğrusu yeni taktığımı çıkarttım. Eskisini tamir ettik ya arkadaşlar. Şimdi eskisinin çalışıp çalışmayacağını kontrol edeceğim. Eskisini atmamıştım. Eskisi de burada arkadaşlar. Bakın az önce videoda izlediğiniz ve tamir ettiğim parça bu Delphi marka. Şu görmüş olduğunuz. Yani tamir ettim derken içerisinden iki tane tel kopmuş arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz soketin şu kutu içerisindeki bağlantısındaki iki tane tel kopmuş. Bu telleri birleştirdim. Şimdi telleri birleştirdim ve soketi taktım arkadaşlar. Evet, şimdi deneme yapacağız. İlk kez deneyeceğim. Ben de denemedim. Hani video kaydını da bilerek kesmiyorum arkadaşlar. Hani benim gibi bu işlerden az buçuk anlayan, eli tornavida tutan arkadaşlar varsa bu gibi işleri yapabilirler ve şu görmüş olduğunuz parça şimdi kim bilir kaç paradır. Yani ben bunu aldığımda 1000 lira civarında falandı. 1000-1100 lira civarındaydı galiba. Biraz da pazarlık yapmıştık galiba. Bir de yan sanayisi, yani orijinal de değil. Şimdi sevgili arkadaşlar, eskisini çıkarttık. Laf fazla uzatmayalım. Şimdi hem telini tamir ettim, yani iki tane kopan telini bağladığım, hem de İçerisindeki işte o görmüş olduğunuz bütün hareket eden parçalarını temizlediğim sinyal kolunu şimdi çalıştıracağız. Evet. Şöyle kontak anahtarımızı önce yarım tur çevirelim. Sevgili arkadaşlar, bu gösterge saçmalıyordu. Yani öyle söyleyeyim size. Bu eski koldayken. Ondan sonra şu görmüş olduğunuz yeni kolu almıştık zaten. Onun da montajını izleyeceksiniz. Evet, aracı çalıştırıyorum. Şimdi ışıkları bilerek kapatıyorum arkadaşlar. Şimdi sinyal kolunu far anahtarıyla çalıştırıyorum. Evet, farlar açıldı. Park lambaları açıldı arkadaşlar. Bakın dışarıdaki aydınlığı da görüyorsunuzdur. Kapatıyorum tekrar. Bakın parkları açtım. Kapattım, tekrar açtım. Şimdi farları açıyorum. Bakın dışarıdaki aydınlığı görüyorsunuz sanırım. Göstergeyle birlikte çekmeye çalışıyorum. Şimdi arkadaşlar uzun farları açacağım. Gördüğünüz gibi bakın uzun farlar da açıldı. Mavi far lambası yanıyor. Dışarıdan da aydınlığı fark edebilirsiniz. Bakın kısalar, uzunlar, kısalar, uzunlar şu şekilde. Daha sonra tekrar kısaya geçiriyorum ve sis lambasını açıyorum. Geri sis lambasını. Bakın geri sis lambası da çalışıyor. Şimdi kamerayı arka tarafa çeviremeyeceğim için aracın içindeyim. Gördüğünüz gibi geri sis lambası da çalışıyor. Yani arkadaşlar gittik şuna 1000 lira para verdik. Tabii vakitsizlikten oldu biraz da. Aslında biliyorsunuz kanalımı takip eden abonelerim biliyorlar. Aracımızın motorunu bir kapatalım. Ürünlere mesela bozulan ürünlere şu son bir şans verip onları tamir etmeye uğraşmadan lütfen çöpe atmayın diyorum. Bunu bir slogan haline getirmiştim neredeyse. Sevgili arkadaşlar, yani o zaman da vaktim olmadığı için bununla uğraşamadım ve gidip direkt yenisini alıp takmıştım. Şimdi elimde bir tane yedek, görmüş olduğunuz gibi şöyle bir tane yedek olmuş oldu. Bunu kullanalı birkaç ay oldu zaten arkadaşlar. Bunu bir kenara kaldıracağım. Şöyle güzelce paketleyip şunda ciddi bir arıza oluşursa bunun yerine tekrar bunu takarım. Evet arkadaşlar, problemi daha çözmüş bulunuyoruz Bilgi Sebili kanalı olarak. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımıza yorum yazmayı unutmayın. Bizleri takip eden arkadaşlar, bizlere destek olun ki biz de böyle elimizden geldiği kadar sizlerle bilgiyi paylaşalım. Seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Herkese sağlıklı güzel günler dilerim. Hoşça kalın.